Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli misafirlerin üzerine olsun. Evvela gelin kardeşimi, damat kardeşimi, anne ve babalarını, akrabalarını tebrik eder. Bu evliliğin hem onlara, hem dostlarına, hem de İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Allah nasip ederse, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemsediği, gündeminde sürekli sıcak tuttuğu, ashabının üzerinden kıyamete kadar gelecek olanlara bir miras bıraktığı, hadisi size nakledip inşallah sözlerimi bitireceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeleri ile beraber oturup onlara yöneldi ve dedi ki, müflis kimdir bilir misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli gördüğü bir hakikatin sahabenin kalbinde ve zihninde yer etmesini istediğinde genellikle onlara soru sorulmuş. Cevap almak için değil. Bir meseleyi öğrenmek için değil. Tamamen onların hakikatin en güzelini kalplerinde yerleşmesi için soru sorulmuş. Bir taraftan da bu Kur'an'ın bir uslubudur. Kur'an da soru sorar, cevap vermeye yeltenmeden hemen karşılığında cevap bulursunuz. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, müflis kimdir? Sahabe peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesinden geçmiştir. Eğer bir mesele hakkında cevap bulamayacaklarsa, o yeteneği, ilmi kendilerinde göremezlerse, ilmin merkezine havale ederler, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Eğer bir mesele hakkında çıkmaza girdilerse, bana göre böyledir ya Resulallah, benim kalbim bu meselede daha teskin oluyor ya Resulallah demeden edeplerine yakışır şekilde Allah ve Resulüne son sözü bırakırlar. Maalesef İslam dünyası olarak, maalesef Müslümanlar olarak bu edepten öyle uzaklaştık ki fizikle, kimyayla, biyolojiyle, matematikle ilgili bir soruyla karşılaştığımızda işi ilme olanlara havale ederken İslami bir meselede, dini bir meselede, büyük bir hakikatte her birimizin mutlak söyleyeceği bir sözü vardır. Allah-u Teala bu edebi, sahabe edebini tekrar bizlere yakalamayı nasip etsin. Ancak sahabenin de yeri geldiğinde cevap verdiği sorular olmuş. Aynı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ey ashabım müflis kimdir? Aklı selim olanın vereceği cevap her dudağın ortak bir sözü olacaktır. Kelimeler aynı olacaktır. Ya Resulallah bizim yanımızda müflis malını ve parasını yitiren kişidir. Doğru değil mi? Servetlerini yığan ya tabii afetler neticesinde veya yanlış ticari bir hamleler sonucunda malını yitiren insana müflis denir. Aleyhissalatu vesselam bunun cevabını biliyordu. Ancak aleyhissalatu vesselam sahabenin üzerinden kıyamete kadar gelecek dünyayı ve süsünü kendine ilah olarak kabul edeceklerin zihninde büyük bir resim çizdi. Dedi ki, ümmetimin gerçek müflisleri, gerçek kaybedenleri, gerçek bedbahtları
namazla, oruçla ve zekatla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ya Resulallah, bunun müflislik neresinde? Ey Allah'ın Resulü, bir insan namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, malından fakirlere para ayıracak ve bu adam müflis olacak. Sabahın yorgunluğunu namazla verecek. Ticaretin en yoğun olduğu ikindi vaktinde, müşterinin en kalabalık olduğu zamanını secdelere ayıracak, rükûlarda huzur bulacak. Sen diyeceksin ki, ya Resulallah, bu ümmetin gerçek müflisleri namaz kılan, oruç tutan ve zekat veren. Büyük bir bina inşa eden, dağlar büyüklüğünde amellerle gelenlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müflis dedi. Acaba sizce bu binayı temelinden sarsan deprem ne? 5 şey saydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 5 şey dal gibi amellerinizi un ufak hale getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle söylüyor. Dedi ki, o namaz kılan, oruç tutan, zekat veren kimilerine sövmüştü. Garip sözler dudakları arasından dökülmüştü. İnsanın şahsiyetini ayaklar altına alacak sözler kullanmıştı. Dilini öyle sivri kullanıyordu ki kılıcın bedene verdiği yaradan daha ağır bir yarayı kalbe koyuyordu. Hatta öyle bir hale geldik ki meclislerimizde birbirlerimize iltifat ederken söver hale geldik. İnsanlar annelerine, babalarına, eşlerine, kızlarına, çocuklarına sövdürmeyi bir tabir yerindeyse iltifat buyur hale geldi. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, o kimi insanlara söverdi? İki, bazılarına zina iftirasında bulunardı. Görmediği halde, şahit olmadığı halde, gördün mü falanca kadını sen ahlaklı zannederdin. Ben onun kimlerle düşüp yattığını çok iyi bilirim. Bilmediğim halde, dokuzuncu dilden dudaklarının arasından ve senin kulaklarına akıtan sözlere kulaklarını büyüttün, o falanca adam var ya, o evliya gibi yolda yürüyen, salih gibi yolda yürüyen adam var ya, kim bilir akşam hangi kadınlarla beraberdi, sözü dudaklarının arasında düştü ya, ikinci sarsıntıyı yaşadın. Üç, o bazılarının da malını yerdi. Kimi zaman anne ve baba bir kardeşlerinin hisselerine, miraslarına gömülürdü. Kimi zaman o sübyan, günahsız, insanların elini tutmadan ayakta duramayacak yetimlerin malına göz dikerdi. Kimi zaman da hiç umursamadan, yahu bir misvak dalı kadar dahi olsa kul hakkının nesi varmış diye insanların mallarına göz dikerdi. Üçüncü enkazı da buradan yedik. Dört, bazılarının kanlarını akıtırdı. Beş, ve bazılarını da döverdi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu ben baba değil miyim? Ben abi değil miyim? Hocayım. Eğer talebemse yeri geldiğinde döverim. Yeri geldiğinde söverim. Kim bana karışacakmış diyenlere dördüncü ve beşinci sarsıntı, tabir yerindeyse artçı şok, dövmek, el kaldırmak, yüzünde, özellikle insanın en şerefli olan yerinde tamir olunamayacak yaralar bırakmak ve babalığın gölgesine sığınmak, anneliğin affediciliğinin altına girmek, abinin büyüklüğünün gölgesi altında kalmak. Evet, sizi dünyada, beni dünyada kurtarır ama
ahirette amellerimizin her taraf olmasını dileriz. Bir tarafta dağ gibi amellerimiz ve bir tarafta 5 tane sarsıcı depremler. Peki burada biter mi? Siz sabah namazının, öğle namazının, vermiş olduğunuz infakların ecrini cennetlerde bulmayı arzu edeceksiniz, seveceksiniz. Ama zulmettiğiniz, sövdüğünüz, dövdüğünüz, öldürdüğünüz insanların kıyamet gününde sizin yakanıza yapışmak için hangi özlemler içerisinde olduğunu hayal bile etmeyeceksiniz, öyle mi? Allah Azze ve Celle adildir. Mazlumla zalimi, mağdurla insana zulmedeni bir araya getirir. Sonuç ne olur peki? Eğer zulmedenseniz ki sizi tenzih ederim, nefsimi kınıyorum burada. Zulmeden tarafsak, gel bakalım şu sövülen adam, kendisine hakaret edilen adam, insanların içerisinde şahsiyeti ayaklar altına alınan adam, bu adam mı sana sövdü? Evet ya Rabbi, benim şerefimi bu adam çiğnedi, benim hakkımı al ya Rabbi dediğinde, Allah Azze ve Celle diyecek ki, ver bakalım şu kıldığın namazların ecrini. Yükle hemen sövülen adamın hanesine. Sen mi zina iftirası gördün ey Ayşe? Ey Meryem iffetindeki kız. Senin iffetine ve namusuna mı söz söyledi? Kim o? Falanca mı? Gel bakalım buraya. Sen Meryem'ime, sen benim Asiye'me, sen benim Halime'me laf söyleyeceksin. Namusuna dil uzatacaksın. Ver bakalım oruçlarından elde ettiğin sevapları. Yükle Halime'lerin üzerine, yükle Ayşe'lerin üzerine, yükle Fatıma'ların üzerine. Sen, ey Maliye'nin yetim, çocuktun ya, hani burnun akıyordu, Süfyan'dın ya, ne olurdu bunun Maliye'nse, yarın hesap soracak, hangi güce sahiptir dedin ya, onun Rabbi benim, kahhar olan Allah benim, onun hesabını dürecek olan güç bendedir dediği zaman, ver bakalım o zekatından elde ettiğin ecirleri, o Süfyan çocuğun hanesine yazsın. Şimdi sizde mal bitti. Bütün manevi sermayenizi yitirdiniz. Ama alacaklar hepsi sırayla beklemekte. Ben de istiyorum ya Rabbi. Bu adamın ne kadar ecri varsa bana zulmettiğinden dolayı bana ver ya Rabbi dediğinde. Allah Azze ve Celle bir şey kalmadı hadi evlerimize gönül mü diyecek. Hayır asla bakma. Gel bakalım dayak yiyen adam. Dövülen adam. Darp edilen adam. İnsanların egolarının üzerinde tatmin edildiği adam, gel bakalım. Ne kadar günahın var, ne kadar hatan var, ne kadar kusurun var, yükle bu zalimin üzerine. Ey öldürülen, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Filistin'de, Bosna'da, Makedonya'da, Kosova'da, dün Sırplar eliyle, bugün Ruslar eliyle, öldürülen her bir mazlumu kim tespit edecek dersiniz? Aziz ve celil olan Allah. Şu an toprağın içerisinde, kan ve revan içerisinde, açlık içerisinde, susuzluk içerisinde toprağa gömülen yetim çocuğu kaldıracak kahhar olan Allah sana cennetir. Gel bakalım ey zalim adam. Gel bakalım. Sen mi o düğmeye bastın? Sen mi o emri verdin? Gel bakalım. Verecek bir şeyin yok mu? O zaman alacak çok şeyin var. Sonra bilirsiniz binalar deprem neticesinde yıkıldığında bir moloz birikintisi oluşur. Bunlar buradan kalkması lazım. Ve siz amelleriniz enkaz altında kalırken molozlar tabir yerindeyse cehennem ateşine doğrusu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Daha sonra bu kişi artık yüzü koyun cehennem ateşine iletilir. Allah bizleri korusun Müslümanlar. Burada en mutlu olduğunuz en güzel gününüzde sizi üzmek için bu hadisi hatırlatmadım. Burada sevincinizin doruk olduğu bir günde matem havası esilsin diye bu hadisi okutmadım. Vallahi bugün başta ben kör nefsim.
ayaklarımın altına almam gereken nefsimin dünyaya dolu dizgin koştuğu anda ahiretimi unuttum, insanların haklarını unuttum, kulların haklarını unuttuğumdan dolayı bu hadisi vallahi size değil, ben şimdi kendi nefsime hatırlatıyorum. Ve biz biliyoruz ki sene 1999 17 Ağustos'tan bir gün önce 16 Ağustos'ta Bayrampaşa sokaklarında, Avcılar sokaklarında, Düzce'nin sokaklarında patron olarak yürüyenler 17 Ağustos gecesinde işçi konumuna düştüler. Ellerindeki bütün malları yitirdiler. Ama bu iflasın arkasından elde edebilecekleri iki tane zenginlik olabiliyordu. Muhtemeldi. Biri kaybettiği maneviyatını bulmak. Kaybettiği Rabbini bulması. Allah'a ve Resulüne itaat etmenin verdiği mutluluğunun hasını yaşaması. Halbuki dün zengin olduğunu zannediyordu. Yeryüzünün en büyük fakiriydi. Allah'tan uzaklaşan, Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendisini unuttuğu en zengin adam yeryüzünün en fakir adamıdır. Bir kedi, affınıza sığınırım, bir kuş ondan daha zengindir. Çünkü o seher vakitlerinde Allah Azze ve Celle yapmaktadır. O yuvasından çıktığı zaman Rezzak Allah'ımdır diyerek çıkıp rızkını elde ettikten sonra kainatın Rabbine hamd ederek uyumaktadır. Ya sen ve ben, aziz dostlar, bazen yaşadığımız iflaslar manevi anlamda elde edeceğimiz zenginliklerin bir kazanımı olacaktır. İki, dedik ki bizim rezzakımız Allah. Bugün elde ettiğim servet benim yeteneklerimden, kabiliyetlerimden kaynaklanıyor diyenler inanın yanılmışlardır. Nice matematik profesörleri, affınıza sığınırım, kesinlikle küçük gördüğümden değil, onlar izzetten de şereften de benden daha üstündürler. Ancak okuma yazma bilmeyen ilk okul mezunu veya statüsünde olan insanların himayesi de sınırlı bir ücretle çalışmakta. Eğer fabrika adamını sen zengin ediyorsan, senin yeteneğiyle bu adam zengin olduysa, o zaman akli silinse sen kendini zengin et. Demek ki rızık bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil. Kendini hiç kınama, hiç yorma. 24 saat çalışsan da alemlerin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki vallahi de billahi de şu kapıdan çıkmak hiç bana nasip olmasın. Bu kadar derecede iman ediyorum, kabul ediyorum ki rızkın onda biri dahi sizin elinizde değil, benim elimde hiç değil. Bize düşen sebeplere sarılmak, bu güzel abim esnaflık yapmakta, diğer abim patronluk yapmakta, diğer abim memurluk yapmakta, helalinden sebeplere sarılmakla mükellefiz. Değilse çeşmenin, ortumun ucu alemlerin Rabbi olan Allah'tadır. Yani biz birinci iflasımızın ardından büyük bir ikinci serveti elde ediyoruz. Öyle değil mi abiler? Siz benden daha tecrübelisiniz. Nice iflas eden esnaf çok daha güzel yerlere gelmişlerdir. Ama ne olur son olarak hatırlatıyorum. Kıyamet gününde yaşayacağınız ve yaşayacağımız depremler neticesinde bu iki şeyi bir daha elde etme hakkına hiç sahip değiliz. Ne bir daha secde etmeye ne de tekrar zengin olmaya muktedir değiliz. Ne olur bunu aklımızdan çıkaralım aziz dostlar. Eğer kul hakkı bizi bu garabetin içine sokuyorsa, bizi yoktan var eden, hesapsız rızıklandıran, şekil veren, yerlerin ve göklerin hakimi, tasarrufu elinde bulunduran Allah Azze ve Celle dese ki ey kulum benim haklarım nerede? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Havz-ı Kevser'in başına giderken İslam ümmetine seslense dese ki ey ümmeti Muhammed, benim adımla anılan insanlar, ne kadar kısa bir zamanda beni terk ettiniz, adımlarımı terk ettiniz, kendinize şarlatanları, şeytanın dostlarını önderler edindiniz, hani benim hakkım derse, hani Kur'an dile gelse, ey insanlık, ey ümmeti Muhammed, ey muttakiler, Allah'tan korkanlar,
ben size hidayet olmak için geldim ama siz bana sırt çevirdiniz. Kütüphanelerinize koymaktan dahi erindiniz. Benim hakkım nerede? Allah Azze ve Celle size rahmetini mazur etsin. Tekrar gelin hanımıma, damat kardeşine, anne ve babalarını tebrik eder. Bu evliliğin akrabalarına, dostlarına ama genelde de şu an kan, gözyaşı ve terin kaderlerine isabet ettiği hiçbir zaman kurtulamayacağı İslam ümmetine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Allah-u Teala gününüzü mübarek eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun. Ve selamu alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Doğru söylediğim her söz İslam'a aittir. Yanlış kelimelerim sizi inciten her bir hikmetsiz hatam şahsıma aittir. Allah Azze ve Celle'den niyetim, Allah Azze ve Celle'den temennim, şu kapıdan çıkmadan önce Allah'ın beni affetmesi, sizin de geniş yüreklerinizde hüsnü zan bulmasıdır. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.